nasılsın güzelim? İyiyim. Bence biraz yorgun görünüyorsun. Bir tatile ihtiyacım var senin. Benim de bir işe ihtiyacım var. Çünkü uzun zamandır tatildeydim. Bu yüzden de bir işe ihtiyacım var. İş benim için çok önemli. Sen burada mı çalışacaksın? Evet, mutfakta çalışacağım. Belki şimdilik. Ama en iyi yer orası. Annen sana söylemedi mi bunu? Hayır, tamamen söylemiş sayılmaz. O zaman seninle beraber kaldığımda seni gözetleyeceğimi düşünüyorsun. Şaka yapıyorum ben. Daima mutfakta işimle meşgul olacağım. Hiç merak etmeyip orayı. Onu tersiniz. Annenin seni bana koruyucu olarak gönderdiğinizde unut. Annenin söylediklerini unuttum. Benim küçük kızım. Seni sonra görürüm. Tamam. Eğer bu gürültüye devam ederseniz komedinin ana temasını çıkarmam gerekiyor. Tamam, o zaman gürültüyü keselim. Oyuna değişik bir kısım koyalım. Tamam. Ellerini çıkar. Benim güzel bir kıza ihtiyacım var. Tamam Marjin, sahneye çık. Hadi gel. Hadi. Ben bu şekilde giyinmiş bir kıza nasıl dans edebilirim? Hadi hadi, tamam. Hadi. Şimdi başlayalım. Merhaba. Ne istiyorsun? Buzlu su mu? Burası yanlış numara. Pekala Marzi, in aşağı. Senin onu bırak. Pekala Sabine Süper. Bay Arne, lütfen bana bir şans daha verin. Lütfen, yapabileceğimi sanıyorum. Tamam, şurada dur şimdi. Biraz düşünmem lazım. Evet çocuklar. Ona çok kötü davranmadın mı? O günlerdir burada bu şansı ele geçirmek için bekliyordu. Neden şans vermedin ona? Bu senin işin değil. Bak, senin bu sahnede oynamanı istemeyişimin sebebi, sen çok gençsin. Sana göre bir iş değil. Sana göre bir rol olursa... Neyi anlatmak istediğinizi anlayamıyorum. Siz bana tiyatroda çalışacağımı söylediğiniz zaman çok mutlu olmuştum. Bana rol vereceğinizi düşünmüştüm. Bir ayda buradayım ve sadece levhaları boyuyorum, etrafa düzenliyorum ve afişleri yazıyorum. Bana hala bir rol vermedin. Söylediğinin yanlış olduğunu söylüyorum. Hayır, doğru söylüyorsun. Sen çok daha iyi şeylere layıksın ama... Ama sen buraya göre değil. Hiç mi edin? Evet. Eğer burada kalırsan canını sıkan şeylerle karşılaşırsın. Ne kadar sıkıntılardan bahsediyorsun? İşte bunun gibi. Lan! Lan, bu akşamki sahnenin hazır olduğunu söylemek istiyorum. Voli, sen her zaman böyle gereksiz zamanlarda mı gelirsin? Ne demek istiyorsun? Burada Marci'ye benimle tekrar sahneye çıkmasını istediğim söz. Marci'ye? Evet, eğer o istersin. Bakın, bu inanılmaz bir şey. Yerleştirilmeleri tekrar düzenlerim. Her şeyi tekrar değiştirebilirim. Çok sevindim. Herkese söyle, bir saat içinde hazır olsun. Yemeğe çıkalım mı? Ha? Çok sevindim. Çalışman lazım Bolly. Bolly.
Nazlı? Hı? İşler nasıl gidiyor? Kiminle? Onunla tabii ki. Marşa, unut bunu. Son olarak saklamayacaksın değil mi? Aranızda ne var bilmek istiyorum hadi. Hadi söyle Nazlı. Hadi. Her şey iyi. Aranızda önemli bir şey yok. Sana inanacağımı mı sanıyorsun tatlım? Şimdi bunları hazırlamam gerekiyor. Beni rahat bırak lütfen. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Söz ver bana. Sözümü dinleyeceksin tamam mı? Tamam. Nedir söyleyeceğim? İşte bu. Eğer o seni rustik evinin köşesinde sıkıştırdığında fazla direnerek ona...